Şimdi sizlere navigasyon barından da bahsetmek istiyorum. Alt kısmı biz navigasyon barı olarak tanımlıyoruz. Burada işte çeşitli bilgiler edinebiliyorsunuz. Görünüm pozisyonunuzu değiştirmek gibi bulunduğunuz sayfanın sıralamasını değiştirmek yani bir sayfadan diğer sayfaya geçmek çoklu sayfanın oluşuyorsa dokümanınız, işte e, sürüklemek bu şekilde e, tutup kaydırma ekranı kaydırma işaretleme yazıyı seçme gibi ya da Zoom out gibi e, işlemleri yapabiliyorsunuz e, Bunun haricinde ekranı farklı bölümlere e, dönüştürme ve birden fazla bölüm oluşturma e, bunları e, buradan ekran pencerelerine yine yönetmemiz mümkün çalışma alanımızda ilgili e, bu işlemleri yapmak e, navigasyon barıyla e, mümkün olmakta. E, bunun haricinde tabii ki kullandığımız kısa yollar var. Kısa yollardan da bilgi vermek istiyorum. Bunları nasıl yönetebiliyoruz? Hemen e, herhangi bir e, toolbar üzerinde komuta, e, herhangi bir komutun üzerine geldiğimde bakın e, kısa yolda yazmakta. Aynı zamanda e, bu toolbar seçeneğinde e, bu navigasyon barı olsun, e, durum e, özellik barı olsun bunların. E, buradan yönetme imkanı da bize sağlıyor. Aynı zamanda tabii ki yine kilitleyebiliyoruz. Navigasyon barını buradan isterseniz kapatıp açabilirsiniz ve diğer tabii ki özellikleri yine bu alanda yönetmeniz mümkün. Ee, yine kısa yollar demiştik. Kısa yollar aynı zamanda e, her e, komutun hemen yanında menünün içerisinde de bütün kısa yollar burada gözükmekte. Yani e, herhangi bir e, standart olarak atanmış kısa yol varsa bunları ee, ekranda size e, ilgili kısma geldiğiniz zaman göstermekte. Bunları aynı zamanda yönetmek buradan e, da mümkün. E, kısa, klavye kısa yolları seçeneğine tıklarsanız buradan e, kendi kısa yollarınızı oluşturabilirsiniz. Mevcut olanları düzenleyebilirsiniz. Kendi kısa yollarınızı oluşturabilirsiniz. Bunları ayar olarak e, alıp gönderme imkanı da mümkün. E, alıp gönderebiliyorsunuz. E, bununla ilgili bir e, Gayet de e, yazı da e, mevcut. Bunu da yine burada e, kısa yollarla alakalı dokümanı da inceleyip e, bilgi alabilirsiniz.